İsrail'in katliamının ardından manzara tarif edilecek gibi değildi. Vurulan hastane, hastanede cenazeleri koyacak yer kalmadı. Doktorlar saldırının ardından ilk basın toplantısını o cenazelerin arasında yaptı. Tarihe çok vahşi, çok kanlı bir not düşülmüş oldu. Gözyaşları kanla yıkandı. 500 kişi bir anda can verdi. Katliamın ardından can kurtarmak için çırpınan doktorlar bile çaresiz kaldı. Kan gölünün arasında cenazeleri koyacak yer bile bulunamadı. Onlarca cenazenin arasında basın toplantısı düzenlendi. Görüntüler yürek yakıcı. Tüm açıklığıyla yayınlayabilmek imkansız. Ancak sağlık personeli cenazelerin arasında dururken yerde oturan iki kişinin kucaklarında da çocukların cansız bedenleri duruyor. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Ebu Erriş kameraların karşısındaydı. Sözlerine dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze şerididir diyerek başladı. Ağzından çıkan her cümle katliamın korkunçluğunu gözler önüne serdi. Bu katliamın El Ehli Hastanesi'ne düzenlenen ilk saldırı olmadığını söyledi. Tel Aviv güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye iki saldırı yaptığını anlattı. O saldırıların fotoğraflarını gösterdi. İsrail ordusunun katliamın ardından hastane müdürünü aradığını ve dün iki bombayla uyarıldınız. Neden hastaneyi boşaltmadınız dediğini açıkladı. Bakan yardımcısı İsrail ordusunun tehditleri üstüne yetkililerle irtibata geçtiklerini, hastanenin devam etmesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti. Ancak İsrail o güvenceleri umursamadı. Hastalar ve hastaneye sığınanlar dahil çoğu çocuk 500 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü. Evet, 500 diyoruz ama işte resmi rakamlar bunlar. Daha üzerinde bir sayı söz konusu. Bir suçun şova dönüştürülmesini mi izliyoruz? Hani böyle bir savaş oyununa mı çevrilmiş vaziyette İsrail tarafından? Şımarıkça, çünkü işte uluslararası kamuoyu sessiz. Çok acayip bir şey yaşıyoruz. Normalleştirmek mümkün değil. İnsan yabancılaşıyor. Ben nasıl devam ediyorum? Nasıl şu anda konuşuyorum? Kameraman arkadaşım nasıl çekiyor? Yönetmen arkadaşım nasıl çalışıyor falan? Böyle bir yabancılaşma yaşıyorum. Kendi adıma. Şimdi bu İsrail'in 471 kişinin resmi rakamlarla ölümüne neden olan hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Şifa Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, genç, yaşlı cenazeler hastane bahçesine konuldu. Gazze'liler yüzlerce ceset arasında yakınlarını aradı. Yakınlarını bulanlar cenazelere sarıldı, gözyaşı döktü. Kefenlenmiş cenazeler sıra sıra dizildi. Ağlayanlar, isyan edenler, sessizce cesetlere sarılıp ağlayanlar. Yürekleri burkan görüntüler Gazze Şifa Hastanesi'nden. İsrail'in El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazesi Şifa Hastanesi'ne getirildi. Gazze'liler hastaneye akın etti. En acı görevi yerine getirdiler. Tüm cesetlerin yüzünü tek tek açıp baktılar. Yakınını bulanlar acı ve sevinci aynı anda yaşadı. Kimisi ölen yakınına sarılıp gözyaşı döktü. Ölenlerinin başından ayrılmak istemedi. Filistinliler kadar tüm dünya bu görüntülere isyan etti. Filistinliler Şifa Hastanesi'nin bahçesinde toplanarak saldırıyı protesto etti. Öte yandan olayın hemen ardından Şifa Hastanesi'ne getirilen yaralıların görüntüleri de yayınlanmaya başladı. Hastanede yaşanan can pazarı, doktorların çabası yürekleri dağladı. Olay sonrasında hastanenin durumuysa günün ilk ışıklarıyla gözler önüne serildi. Katliamın ardından Gaznelilerin yıkılan evlerinde çocuklarının cansız bedenine ulaşma çabaları sürüyor. (Gülüyor)
İsrail ordusu El Ehli Hastanesi'nde katliam yaptı. İsrail siyasetçiler de o katliamın ardından açıklamalarıyla insanlık suçu işledi. Daha cenazeler hastane bahçesinde dururken Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye girmesi gereken insani yardım değil, yüzlerce ton bombadır dedi. İsrail ordu sözcüsü de hastaneyi değil garajını bombaladık diyerek itirafta bulundu. Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun hastane katliamının arkasında durdu. Birbiri ardına skandal açıklamalar yaptı. Daha katliam yerinde dumanlar tüterken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bir skandala imza attı. Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, hava kuvvetlerinden yüzlerce ton patlayıcıdır dedi. Daha o açıklamanın yankısı dinmeden Netanyahu'nun sağ kolu ve dijital medya sözcüsü Hananya Naftali katliamı İsrail ordusunun yaptığını açıkladı. İsrail Hava Kuvvetleri hastanenin içindeki Hamas teröristlerin üstünü vurdu dedi. Ancak ölü sayısının çığ gibi artması ve tepkilerin ardından paylaşımını sildi. More people angry with this video. Hemen ardından da hastaneyi vuran füzenin Gazze'den Hamas tarafından atıldığı yalanını yaymaya çalıştı. O yalan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da çürütüldü. İsrailli yetkilinin paylaştığı geçen yıla ait görüntünün saatinin bile yanlış olduğu ortaya çıkarıldı. Bir skandal açıklamada İsrail ordu sözcüsünden geldi. Yarbay Richard Hatch, 500 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı dedi. They've continuously attacked Israel. Every class.